20. yüzyılın önemli entelektüellerinden biri olarak kabul edilen Edgar Said, 1978 yılında yazdığı Oryantalizm adlı kitabıyla sosyal bilimlerde etkisi bugün de devam eden ciddi tartışmalara yol açtı. Said, 18. yüzyıldan başlayarak bugünlere kadar gelen şarkiyat çalışmalarının masum bir bilgiden öte, Batı'nın Doğu üzerindeki hegemonya arzularına hizmet eden gayretler olduğunu söylüyordu. Said'e göre bu amacın gerçekleştirilmesi için tarih boyunca olumsuz bir Doğu imajı ortaya konmuş, ilahiyattan filolojiye, resimden güzel sanatlara kadar bu imaj tutarlı ve birbirini tamamlayacak şekilde işlenmişti. Said, Batı'yı bilgi-iktidar ilişkisinden hareketle kendini tanımlamak, sömürgeci niyetlerini haklı göstermek ve bu amacını gerçekleştirmek adına hayali bir doğu üretmekle suçluyordu. Ben ve diğerleri ayrımından hareketle dünyanın merkezine kendisini koyan Batı'nın orta çağdan itibaren doğu kültürleri, medeniyetleri ve inançları etrafında başlattığı şarkiyat çalışmalarıyla kendi doğusunu oluşturduğunu yazıyordu. Said'e göre Batı, bu çalışmalar sonucunda ortaya çıkan ve akla gelen bütün olumsuzlukların yüklendiği doğu imajını günlük hayattan siyasete, sosyal bilimlerden güzel sanatlara kadar hemen hemen hayatın her sahasında kullanıma soktu. Oryantalistler, Doğu ile Batı arasında her alanda derin farklılıklar söz konusu olduğunu düşünüyorlardı. Onlara göre Batı, aklı ve rasyonel düşünme yeteneği sayesinde insanlığın en ileri aşamasını temsil ediyordu. Aklını kullanma yeteneğinden ve tarihten yoksun, tarihin dışında yaşayan Doğu'nun kendi başına bu gelişmeleri gerçekleştirmesi ise mümkün değildi. Ayrıca Batı, tembelliği, uyuşukluğu, çalışma disiplininden yoksunluğu, günahkarlığı, cinselliğe düşkünlüğü, zorbalığı temsil eden geri kalmış gayrimedeni Doğu üzerinde vesayet ve tasarruf hakkına da sahip olmalıydı. Bu düşünce özellikle 19. yüzyıldan sonra Batı'nın Doğu üzerinde gerçekleştirdiği sömürge ve işgal gayretlerini besleyen en önemli etken oldu. Edward Said'e göre etki alanı geniş, kültürel ve siyasal bir olgu olan oryantalizm, saf ve masum bir bilgi disiplini gibi gösterilse de bu doğru değildi ve bu yönüyle sorgulanması gerekiyordu. Sözlük manasıyla oryantalizm, Batı'nın doğuyu akademik düzeyde çalışmasıyla gelişen bir disiplin. Bu yani 18. yüzyılda kökleri varsa da 19. yüzyılda gelişen bir disiplin. O anlamda oryantalizm yani bir akademik disiplinin adı, yani Londra'da oryantal işte çalışmalar akademisi var, okulu var veya üniversite içinde. Yani oturuyorlar, Batılılar bu doğu neymiş, İslam dünyası ve diğer doğu kültürü neymiş, bunu çalışıyorlar. Şimdi bu çalışmanın ve bir akademik literatür gelişiyor ve bu akademik literatürün üzerinden bir kültür de tabii Batı'da bir doğu algısı da gelişiyor. Şimdi bu doğu algısının içinde gerçekler var, hayaller ya da gerçeğe uymayan tasvirler var. Bir takım keşifler var, bir takım inşalar var. Dolayısıyla oryantalizmin bir bütün olarak ne tamamen bir yanlış okuma ve yanlış algılama olduğunu söylemek mümkün, ne de gerçeği tamamen yansıttığını söylemek mümkün. Niçin böyle karmaşık bir tablo var? Çünkü birincisi, oryantalist dediğimiz, yani Müslüman olmamasına rağmen İslam dünyasını çalışan, araştıran insanların bir kısmı samimi bir araştırma niyeti içinde. Yani bunların hepsi de böyle ellerini ovuşturarak emperyalist planlar yapan insanlar değil. Ve nitekim İslam'ı araştırıp da İslam'a saygı duymuş, İslam hakkında olumlu şeyler yazmış Batılılar vardır. Hala da var bugün Batı dünyasında. Ama bir başka
damar daha var. Bu başka damarın içinde bir defa bir kültürel zaten kibir içinde bakanlar var. Yani doğal refleksleri Batı'yı üstün görmek olan bir damar var. Bunun üstüne daha da kötü bir damar var. O da şu, kasti olarak İslam dünyasını kötü tasvir etmeyi tercih edenler var. Niçin bu? Bir takım emperyalist siyasetlere zemin oluşturabilmek için. Ve bu 19. yüzyılda işte Doğu'nun geriliği ve Batı adamının onu medenileştirme misyonu diye ortaya çıktıysa, bu mesela bugünün dünyasında da İslam dünyasında demokrasi olamayacağı, dolayısıyla İslam dünyasında ancak dikta rejimlerinin, Batı'nın işine yarayabilecek dikta rejimlerinin desteklenmesi gerektiğini savunan bir başka oryantalizm de devam ediyor. Burada bizim herhalde üzerinde durmamız gereken bunun karmaşık bir tablo olduğu ve bir insan Batı'dan gelip bir insan Batı İslam dünyasını araştırıyorsa illa kötü niyetli olması gerekmediğini ama aynı zamanda bir takım kötü niyetler, bir takım ön yargılar olabileceğini herhalde görmemiz gerekiyor. Bu anlamda ben Edward Said kadar da bütün bir oryantalist geleneğe çok da olumsuz bakanlardan değilim. Ya da belki Edward Said'in o anlamda yanlış anlaşıldığını da söyleyebiliriz. Ama bir oryantalizm problemi olduğuna kuşku yok ve bunun İslam dünyası hakkında bir genel olarak Doğu hakkında ama özellikle de İslam hakkında olumsuz bir tablo ürettiğine kuşku yok. Ve bunun tabii yansımalarını 11 Eylül sonrası dünyada yeniden görüyoruz. Eski oryantalist dilin bazen yeniden uyandırıldığını görüyoruz. Tabii bir de şöyle bir sorun da var. Oryantalizmin Avrupa tarafından üretilip Doğulu seçkinler tarafından içselleştirilmesi sorunu var. Yani ne diyorlar Avrupalılar 19. yüzyılda? İşte bazı Avrupalılar yine hepsi. Mesela Renan bunun en önde gelen isimlerinden bir tanesidir. O Doğu toplumları İslam'ı terk etmedikçe modernleşemezler. İşte bu batıl inançlardan, bağnazlıktan, şundan bundan kurtulamazlar. Modernitenin işte ürettiği varsayılan işte o başarılara, işte değerlere kavuşamazlar. Dolayısıyla İslam'ın baskılanması gerekir. Bu argüman Batı'da üretilince bunu da bazıları Doğu'da benimsiyorlar. Ve Türkiye'de Osmanlı döneminde garpçılar denen dar bir kadro vardır. Abdullah Cevdet bunların tabii en önemlisi. Onlar bu oryantalist jargonu benimseyerek bunu burada yeniden üretiyorlar. Cumhuriyet döneminde de bu açıkçası Kemalizm olarak karşımıza çıkıyor. Kemalistlerin yerel kültüre olan hınç ve tepkileri, yani bütün kültürü yasaklamak, müziği bile değiştirmek, kıyafetleri değiştirmek, bir Müslüman modernleşmesi üretmek yerine bir tamamen kendini inkar temelinde bir batılılaşma ve onu da zoraki dayatarak yapmaya çalışmaları hani içselleştirmiş bir oryantalizmdir bu anlamda. Oryantalizmin geliştirilmesindeki en önemli nedenlerden birisi Avrupa'nın Rönesans'la Reformasyon'la birlikte uygarlık meydan okuması geliştiren Avrupa'nın İşte aydınlanma çağı, akıl çağı, bilimsel devrim, akıl çağı, aydınlanma çağı ile birlikte 18. yüzyılda kendi oluşumunu tamamlayabilmesi için artı dünya üzerindeki hakimiyetini devam ettirebilmesi için bir öteki icat etmeye ihtiyaç hissediyordu. Yani öteki ihtiyacının doğurduğu bir sapma, aydınlanma, oryantalizm fikri. Bu aslında açıkçası bence biraz farklı bir şey söylemek gerekirse, yani daha atlandığını düşündüğüm bir şey var. O da şu, öteki ihtiyacı başka medeniyetlerin kendileri dışındaki medeniyetlerle karşılaşma sürecinde bir şekilde başvurdukları bir şey. Fakat daha önceki medeniyetlerde birbirleriyle karşılaşırken medeniyetler Batı uygarlığındaki gibi bu kadar şiddet yüklü bir öteki ihtiyacı icadına ihtiyaç hissedilmedi. Öteki icadına ihtiyaç hissedilmedi. Bunun nedeni aslında Batı Avrupa'da özellikle Tanrı fikrinin yitirilmesiyle birlikte, insanın tanrılaşmasıyla birlikte ontolojik yönsüzlük duygusu dediğim bir şey çıktı. Avrupa'da Tanrı fikrinin yitirilmesi, dolayısıyla insanın tanrılaştırılması süreci, antroposantrizm, insanın ontolojik yönsüzlük duygusu diye tarif ettiğim bir sorun yaşanmasına yol açtı. Bu sorunun giderilmesi için
Yani bu sorunun bir şekilde halledilebilmesi için, bu sorunla başa çıkabilmek için epistemolojik güvenlik alanlarını genişletebilecek bir çaba içine girdiler. Şimdi ontolojik güvensizlik duygusu, biraz önce kurduğum cümlelerin de anlaşılabileceği gibi, kişinin bir şekilde bu dünyadaki yerini yitirmesi, evsizleşmesi, kendisini her şeyin ölçütü ve ölçüsü haline getirmesi, Heidegger'in bence yerinde tanımlamasıyla, dolayısıyla bir anlam kaybına, yön yitimine maruz kalması. Bu sorunla yaşayamaz insan. Yani medeniyetler böylesine kendi varoluşlarını problemli hale getirebilecek sorunlarla yaşayamazlar. Yani ister istemez, hele de yeni bir oluşum sürecine girmişse bir medeniyet, ister istemez bu tür sorunların hepsinin üstesinden gelinmiş olması gerekir. Yani bir şekilde bu tür sorunlar ya gerçek anlamda ya da de facto yani bir şekilde halledilmiş olması gerekiyor. Bu sorunu halledebilmenin yollarından birisi, biraz önce de söylediğim gibi, epistemolojik güvenlik alanlarının genişletilmesi. Epistemolojik güvenlik alanlarının genişletilmesi ile oryantalizmin doğuşu arasında bence birebir bir ilişki var. Epistemolojik güvenlik alanlarının genişletilmesi şu demek: kişinin işte kendisi dışındaki her şeye hakim olması demek. Yani işte kontrol ve kolonizasyon biçimleri geliştirmesi demek. Yani önceden daha somut düzlemde mekanın kontrol edilmesi, kolonize edilmesi biçiminde bir şekilde gelişen meydan okuma, bu kez biraz daha zamanın, insanın iç dünyasının, zihin dünyasının, dolayısıyla medeniyetlerin bir şekilde bu anlamda dünya tasavvurlarının, dünyaya bakışlarının kavranarak onların bir şekilde içeriden kontrol edilmesi süreci. Batı medeniyeti şüphesiz Şark İslam medeniyetinden çok büyük ölçüde yararlanmıştır. Bunu ayrıca inkar da etmiyorlar. Ama bu hiçbir zaman Doğu'nun üstünlüğünü kabul etmiş olmak anlamına gelmemiştir bana göre. Yani yararlandıklarını ve önemli olduğunu kabul etmişlerdir ama bundan kendilerine göre bir İslam medeniyetinin ya da Şark İslam medeniyetinin üstünlüğü gibi bir sonucu çıkarmamışlardır. Daha doğrusu çıkarmama konusunda özen göstermişlerdir, öyle söyleyeyim. Yani başından itibaren oryantalizmin, yani 18. yüzyıl sonrası bir fenomen olarak, bir ideolojik fenomen olarak okunması bana sorarsanız doğru değil. Ve bunu sadece Şark İslam medeniyetine karşı gösterilen bir Avrupa merkezli oryantalizm olarak da ele almamak lazım. Avrupa merkezli oryantalizmin çok daha eski bir geçmişi var. Özellikle yaban toplumlara, Afrika toplumlarına, Hindistan'a vesaireye karşı çok farklı tavırları var. Mesela Marx gibi bazı düşünürler İngiltere'nin Hindistan'daki kolonyalist mevcudiyetini, sömürgeci mevcudiyetini meşrulaştırıcı argümanlar öne sürmüşlerdir. Oraya gidiyor İngilizler ama oraya aynı zamanda medeniyet de götürüyorlar demeye gelen bazı şeyler de söylemiştir. Dolayısıyla oryantalizmin sadece Müslümanlara karşı ya da Şark İslam medeniyetine karşı alınmış bir üstünlük tavrı olarak değil, çok genel, bana sorarsanız bir antropolojik mesele olarak ele almak gerekir. Yani sadece Müslümanlara karşı değil, Afrikalılara karşı da, Asyalılara, yani Müslüman olmayan Asyalılara karşı da vesaire de Avrupa merkezliliğin getirdiği bir şeydir oryantalizm. Oryantalizmin dediğim gibi Batı'nın oryantalist yaklaşımının özellikle tabii biz kendi bağlamımızda meseleye baktığımızda şunu görüyoruz. Yaptığı şey şudur: yararlanma, sanat ve edebiyat alanında vesaire alan yararlanma, ama bu yararlanmayı hiçbir zaman değerli bir yararlanma olarak sunmama. Biz yararlanıyoruz
Ama bu yararlanmayı, yani biz onlardaki malzemeyi, doğudaki malzemeyi bir medeni bağlamda yeniden üretiyoruz. Dolayısıyla bu onlardan bir anlamda yararlanmak, ama bu yararlanmayı, bu yararlanmayı ancak değerli kılmak, bizim bağlamımızda değerli kılmak gibi bir yaklaşımla ele alabiliriz. Onun dışında başka bir şey mümkün değil biçiminde almışlardır. XVIII yüzyıl aydınlanma çağı düşünürleri arasında Doğu kültürlerinin Hristiyan Batı kültürü karşısında üstün olduğunu savunanlar da çıkmıştı. Örneğin Voltaire, derdüşlük inancının Hristiyanlığa üstün olan rasyonel deizmi desteklediği gerekçesiyle araştırılmasını teşvik ediyordu. Bazıları da İslam ülkelerinde Hristiyan Batı'nın aksine var olan dini hoşgörüyü ve Çin'deki bilgeliği övüyorlardı. Abraham Anquetil du Perron, Zerdüştlüğün kutsal metinleri olan Avesta'yı tercüme etmiş, William Jones'a Hint-Avrupa dilleri üzerinde yaptığı araştırmalarda Doğu ve Batı kültürlerinin birbirine karıştığı ilk dönem tarihi bağlantıları ortaya çıkarmıştı. Ancak bu gelişmeler Fransa ve İngiltere arasındaki Hindistan'ın kontrolü konusundaki çekişme ortamında ortaya çıkmıştı ve sömürge ülkelerindeki toplulukları daha etkili bir şekilde kontrol etme amacını güdüyordu. James Mill gibi liberal iktisatçılar, Doğu ülkelerini medeniyetlerinin statik ve yozlaşmış oluşu nedeniyle eleştirmekteydi. Karl Marx bile Asya modeli üretimin değişmezliğinden söz ediyordu. Hristiyan evangelistler ise Doğu dinlerinin geleneklerini hurafi olarak görüyor ve yeriyorlardı. Bir taraftan Budizm ve Hinduizm üzerine Avrupa kökenli ciddi araştırmalar yapılıyor, diğer taraftan da İslamiyetle ilgili çalışmalar yürütülüyordu. 19. yüzyılın ortalarında Oriental Studies, yani Doğu araştırmaları, akademik bir disiplin olarak ihdas edildi. Ancak akademik araştırmalar geliştikçe anlaşılmaz ve hilekar doğulu gibi ırkçı tavırlar ve yaygın klişeler de artmaya başlamıştı. Aynı dönemde Büyük Britanya'da da konuşmaya değmez Türk diye bir tabir dolaşıma sokuldu. Oldukça gelişmiş olmasına rağmen Doğu sanatı, mimarisi ve edebiyatı hala egzotik ve klasik Yunan-Roma ideallerine göre düşük görülmekteydi. Doğu'nun politik ve iktisadi sistemlerinin genellikle feodal Doğu despotizmi şeklinde olduğu ve kültürel ataletiyle ilerlememeye engel olduğu düşünülüyordu. Diğer taraftan pek çok eleştirel teorisyen Doğuculuğun bu biçimini Beyaz Adım'ın daha geniş ve ideolojik sömürgeciliğinin bir parçası olarak görüyordu. İslam dünyasında problemler var mı? Var. İslam dünyasında bir özgürlük açığı ve eksikliği var mı? Var. Ama bu İslam'dan mı kaynaklanıyor? Yoksa o dünyadaki başka sorunlardan mı kaynaklanıyor? Bunu iyi tartışmak lazım ve ben bunun ikinci cevaptan yanayım genellikle. Çünkü bunu şöyle görüyoruz en basit örneği. Bugün İslam dünyasında otoriter düşünceli Müslümanlar var mı? Var. Ama otoriter düşünceli laikler de var. Yani hatta laikleri daha otoriter. Dolayısıyla ben burada bir yerel bir takım kültürel problemler olabileceğini ama bunların İslam'a ve bir özsel meseleye bağlanmaması gerektiğini söylüyorum. Kaldı ki Batı'nın
ne kadar otoriter olduğunu da, daha yakın zamana kadar faşizm, komünizm tecrübesi geçirmiş olan Batı'nın ne kadar otoriter olduğunu da biliyoruz. Yani ancak o kadar büyük belaya uğradıktan sonra Batı biraz demokrasi, liberal demokrasi fikrini geliştirebildi. Ki onda bile sorunlar var. Dolayısıyla bütün bu karmaşıklığı herhalde görmek lazım oryantalizm dediğimizde. Oryantalizm Batı'da, mesela filmlere baktığınızda Batı'da eskiden de vardı. Bu 11 Eylül sonrasında farklı da bir boyut kazandı. Müslüman toplumlar beceriksiz, batıl inançlara sahip oldukları için teknolojiden, bilimden anlamayan, hantal, atıl, işte böyle bir tam bir karanlıklar içinde yaşayan insanlar gibi gösterilmiştir pek çok oryantalist temalı filmde. İşte buna Batı değerlerinin Doğu değerleri tırnak içinde karşısında yüceltilmesi gibi. Tabii bunu yapanlar şunun farkında değildirler ya da görmezler bunu. Batı değerleri dediğimiz şeylerin bir kısmı Doğu'dadır aslında. Yani bugün modern bilim diye bir şeyden bahsediyorsak bunda İslam dünyasının rolü inkar edilemez. Bugün mantık, rasyonalite bunlardan bahsediyorsak bunda İslam dünyası üzerinden belli ölçüde Batı'ya taşınan Aristo geleneğinin rolü inkar edilemez. Batılıların bugün kullandığı bir takım fenomenlerin Arapça isimleri olmasının, yani cebirden algebra, işte alkemiden işte simyanın çıkması veya el-Harezmi'den işte algoritma kavramının gelmesi gibi, daha bunun pek çok örneği de var. Yani günlük hayatta karşılaşılan örnekler var. Hatta İngilizce check kelimesi Arapça sak kelimesinden geliyor. O da Müslüman tüccarların Orta Çağ'da geliştirdiği banka çeki, bugünün kökeni olan yazılı dokümanlardan geliyor. Aslında bütün böyle bir geçişlilik var yani Doğu ile Batı arasında, ama tabii oryantalistler bunu görmeme eğiliminde veya küçültme bunun rolünü eğiliminde.